Merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. 16 Ekim itibariyle İzmir Şehir Hastanesi'nin hasta kabulü başladı. Biz de Yeni Gün ekibi olarak İzmir Şehir Hastanesi'ne nasıl ulaşırım sorusunu sizler için yanıtlamaya çalıştık. Şu anda saatimiz 8.30. Tınaztepe Esot durağındayız. Buradan 390 numaralı Esot'a binerek Bornova Metro'ya gideceğiz. Bornova Metro'dan aktarma yapacağız. Tekrar merhaba sevgili Yeni Gün TV izleyenleri. Şu an Bornova Metro'dayız ve 533 numaralı Esot'u bekliyoruz. Saatimiz 9.35. Bayraklı Şehir Hastanesi'ne Bornova Metro'dan ulaşabilmek için 533 numaralı Esot'a binmeniz gerekiyor. Evet sevgili izleyenler, şu anda Bayraklı Şehir Hastanesi'ndeyiz. Saat 9'da Buca'da Tınaztepe'den otobüse bindik. Bornova'da aktarma yaptık. Saatimiz ise 10'u 10 geçiyor. Şu anda hastanede poliklinik bölümündeyiz. Şimdi az önce biz zaten randevulu bir şekilde geldik hastaneye, yeni hastanemize. Sorduk işte, arkadaşlar diyorlar ki hani daha hala doktorlar gelmedi. Şimdi bu saate kadar doktor gelmediyse acaba bir yarım saat sonra zaten randevumuz. Acaba ne zaman doktor gelecek diyor. Hiçbir bilgimiz yok deniliyor. Ve bizim sorumluluğumuz altında da değil deniliyor. Yani ben dedim hani siz şaka mı yapıyorsunuz? Yani bu etrafta bir kamera falan var mı diye güldüler, gülüştük. Yani sistem nasıl olacak burada gerçekten ben çok merak ediyorum. İnşallah bir şekilde tedavimizi oluruz veya doktorumuz gelir. İsmim Hasan Durmaz. Kardiyoloji bölümüne muayeneye geldim. Randevulu hastayım. Saat 11.20 itibariyle. Başvurumuzu ilgili masaya yaptık. Yaptık, geldik buraya. İlk önce bize EKG cihazının arızalı olduğunu söylediler. Onun dışında doktora baktık, doktor yerinde mi diye. Doktorun gelmediğini söylediler halen daha. İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nden gidip almaya gitmişler. Buranın aracıyla sanırım. Bilemiyorum yani, bu aksaklıklar var. Bu aksaklıklar madem ki olacaktı, bu hastaneyi niye açtılar? Bütün vatandaşlar olarak mağdur oluyor şu anda vatandaşlar. Doktorun geleceği belli değil, saat kaçta geleceği belli değil. Bu kadar yani, aksilik olmaması gerekir. Böyle dört dörtlük bir hastane binası var, şehir hastanesi adıyla açılmış. Tam olmayan bir işleri tamamlamadan insanları niye buraya yönlendiriyorlar, niye randevu açıyorlar? Bunların olmaması gerekliydi. Şu anda çok karışık durum. Yani numaralar uymuyor birbirine, içeri giriş çıkışlar, doktorlar gelmiş gelmemiş. Şu anda çok düzensizlik var. Belki yeni olduğundan bilemeyim. Yani fakat yani birer kişiyle akşamı buluruz gibime geliyor burada. Daha henüz oturmuş değil. Hiç de milleti yani çok uzak. Mesela ben çok uzaktan geldim. Güzelbahçe'den geldim. O kadar yolu teptim geldim. Nasıl geldiniz buraya Güzelbahçe'den? Şu anda kendi arabamdan geldim. Ama yani benim yerimde bir arabası olmayan kişi için mümkünatı yok buraya gelmenin. Ve buraya yarım saatte burayı aradık. Hangi bölüme gireceğiz, nasıl gireceğiz? Cahil bir bilmeyen yaşlı kişi olsa çok zor durumda kalacak. Onun için yani hiç şu anda hiçbir şey söylenecek gibi değil. Merhaba. Never Salih İşgören Hastanesi Bayraklı Polikliniğinde randevumuz vardı. Ama doktorumuzun bu gece buraya tayin olduğunu öğrendik. Onun için buraya geldik. Randevumuzu işlemlerimizi yaptırdık. Kan almaya geldik. Biraz özel hastane tadında, yani ilgililer güzel karşılanıyor. Yönlendirmeler var. Ama işte bazı kan aldıracağız şimdi. Kan tüplerinde eksiklikler var. Sanırım zamanla tamamlanır yani. Öyle bir çok şikayet edecek bir durum yok bence. Temiz ve güzel şu anda.
Laka köyünde giriş çıkışlar yapılması lazım. Daha aşağıya toprak yol da var, dökülecek toprağı, asfalt dökülecek. Efendime söyleyeyim, en yakın buraya hastaneye göre giriş olarak Laka köyü. Osman Gazi'den giriyor, Güneş sitesinden sola sağa dönüyorsun, yukarıya çıkıyorsun Laka köyüne. Oradan hastaneye girmek daha yakın, daha kestirme yol. Diğer yoldan taksiyle Bornova'dan şuradan buradan geçer 5-600 lira para tutuyor oradan buraya. En güzeli buradan Laka köyünden çıkmak. Orası çok iyi olur yani. Oraya yol yapılırsa, açılırsa. Güvenlik bugün tanıdığı olduğu için beni bıraktı. Oradan tanıdık bir arabaya bindik. Tanıdık olmasa güvenlik bırakmıyor yaya olarak. Biraz da yol var yani, yaya uzak yol var. Arabalara da açılmamış daha yol. Bekliyoruz bakalım işte, eğer oraya açılırsa çok iyi olur. Bütün vatandaşlar, bizler için, köylüler için oraya daha çabuk gelme olanağımız olur.